Dolarda neler oluyor? Dolarda rally başladı mı? Devalüasyonist etkiyi yakın zaman içerisinde görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bütün bu soruların cevabını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öbür taraftan tabii borsada da ciddi geri çekilmeler gözleniyor. 120 binden 117 bine geldi. 118 binin altına çok geçmemeye çalışıyor. Çünkü kritik bir nokta. 118 binin altına düşerse de yavaş yavaş 115, daha sonra 110 bin. Sonrasında da 100 bini aşağıya doğru zorlayan bir borsa göreceğiz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dünyadaki gelişmeler hiç iç açıcı değil. Bu koşullar içerisinde özellikle ikinci dalga etkisi daha da gündeme geldikçe, vaka sayıları bu hızda artmaya devam ettikçe özellikle Asya ülkelerinde görünen o ki borsalardaki satış baskısı artacak. Borsalarda ciddi bir yıkım oluşacak. Bu yıkım aynı zamanda pek çok ülkede doların devalüasyonist etkilerle yükselişini beraberinde getirecek ve altına olan talebi de arttıracak arkadaşlar. Bakın dünkü videomda söyledim. Altın kritik noktalarda biraz geri çekilme olabilir. Dikkatli olun dedim. Nitekim 1980'in üzerine atan altının ons fiyatı daha sonrasında geri çekildi ve şu sıralarda 1930'lu seviyelerde işte 1928, 29, 30 seviyesinde hareket ediyor. Bir miktar daha geri çekilebilir arkadaşlar. Ama buradaki kritik mesele şu. 1900 aşağıya doğru kırılacak mı, kırılmayacak mı? 1901 destek noktası haline getirilecek mi, getirilmeyecek mi? Bunu çok yakından takip edeceğiz. Eğer ki 1800'de olduğu gibi 1900'ün üzerinde de öyle 3-4 gün, 5 gün, 1 hafta kalmayı başarırsa ve burada bir hacim oluşturursa kendisine altının onsu büyük ihtimalle artık 1980'i rahatça kıracaktır. 2000'i zorlamaya başlayacaktır ve 2000'in üzerine attığı an itibarıyla da panik hareketler gözlemleyeceğiz. Yani 2200'e doğru çok hızlı bir hareket gözlemleyebiliriz altının onsunda. Tam tersinden de bakalım arkadaşlar. 1900'ün üzerinde tutunamazsa, 1800 tekrar gösterilirse 1760 seviyesine kadar kısa vadeli olarak gevşer. Bu gevşemenin ardından da tekrar kendisini 1900'ün üzerine atar. 1900'ün üzerinde dediğim gibi bir hafta 10 günlük bir taban oluşturduktan sonra kendisine büyük ihtimalle 2000 doların üzerine yine sıçrar ve 2000-2500 aralığında sert hareketler yapmaya başlar. Peki altının uzun vadeli hedefi ne? Bana göre artık 2000 hedefinin sonuna gelmiş durumdayız. Bu saatten sonra özellikle pandemi etkisinin yoğunlaşmasıyla birlikte, ekonomilerin daha da daralması ya da durma noktasına gelmesiyle birlikte, Avrupa, Amerika gibi büyük ekonomilerin ciddi sıkıntılar yaşamasıyla birlikte, güvenli liman ihtiyacının artmasıyla birlikte altına ve altının yanında gümüşe olan talep artacaktır. 3000 dolar seviyesinde bir altın ons değeri, 40 ile 50 dolar aralığında da bir gümüş ons değeri görebiliriz. Ya olur mu demeyin, olur arkadaşlar. 200 liraydı biliyorsunuz altının gramı. 400 lira dedik, olur mu ya dediler, oldu arkadaşlar. 500 liraya gidiyor neredeyse. Yine altının onsu 1200 seviyelerindeydi. Ne dedik? 2000'e gidiyor dedik. Kimse inanmadı, olmaz arkadaş, yok öyle bir şey dediler. Bakın 2000'in dibindeyiz. Onun için kritik nokta altında 1900 seviyesi. 1900 seviyesi aşağıya doğru gitmediği sürece, burada bir destek oluşturulduğu sürece emin olun arkadaşlar, 2000 doları hacimli bir şekilde kıran ve artık 2500 doları zorlamaya başlayan bir ons değeri görürüz. Ve bu ons değeri Türkiye'deki gram altının da çok ciddi manada yükselişini beraberinde getirir. Şimdi uzun uzun altını anlattık. Tabii doları merak ettiğinizi biliyorum. Dolarla da bir giriş yaptık. Ne dedik? Dolarda acaba bir rally etkisi oluşabilir mi? Hatta bir devalüasyonist etkinin hemen yanı başında mıyız acaba diye sorduk videonun girişinde. Ve hemen cevabını vermeye başlayalım. Tabii dolarda devalüasyonist bir etki görünürse, çok hızlı atak kademeli hareketler gözlenirse, yani 7.20, 7.80, 8.40, daha sonrasında 9 ve 9'un kırılması ile birlikte onu zorlayan bir dolar kuru görmeye başlarsak altının gramındaki tablo ne olur? Onu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Bakın Türkiye'deki cari açık problemi her geçen gün biraz daha netleşiyor diye sizlerle paylaştım. Şimdi turist beklentimiz vardı. Özellikle 1 Ağustos itibarıyla Rusya ile uçuşlarımız başlayacak. Akın akın oradan turist gelecek ve biz bu sayede cari açığımızı birazcık daha rahatlatabileceğiz beklentisi vardı. Ama bütün dünyada vaka sayılarında bir artış var. Piyasalar artık işin olumlu tarafını değil daha çok olumsuz tarafını okumaya başladılar. Bu da
altına olan talebi arttırıyor. Diğer taraftan piyasalardaki sıkışıklığı da arttırıyor. Mesela turizm sektöründe o beklentilerin zayıflamasını beraberinde getiriyor. Düşünsenize arkadaşlar, ikinci dalga etkisiyle ilgili konuşmalar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gerçekleşiyor ve ülkeler arası turizm akışının da önünde önemli bir engel olacak. Ve bu da Rusya'dan Türkiye'ye beklenen turistin çok daha azının gelmesini beraberinde getirecek. Belki de hiç gelmemesini beraberinde getirecek. İşte İngiltere kapılarını açtı, Avrupa kapılarını açtı, Almanya kapılarını açtı. İstiyorsanız buyurun gidin dedi vatandaşlarına ama gelen turist yok. Rusya'da da aynı tabloyla karşılaşabiliriz ve bu tablo ne yazık ki Türkiye'deki cari açığın daha da patlamasını beraberinde getirir. Şimdi cari açığı bir tarafa koyalım. Öbür taraftan kısa vadeli borçlarımız minik minik azalıyor ama bu olumlu bir gelişme değil aslında. Bu Türkiye'nin borçlanamadığını gösteriyor. Borçlanamadığımız için bizim borçlarımız azalıyor. Ne yazık ki hala 170 milyar dolara yakın bir kısa vadeli borcumuz var. Bunların önemli bir kısmı bankalarda ve şirketlerde. Bir kısmı da kamuda. Bunlar totalde ne yazık ki çevrilemiyor arkadaşlar. Bankalar sendikasyon kredisi bulmakta zorlanıyor. Şirketler sendikasyon kredisi bulmakta zorlanıyor. Ülke swap anlaşmaları yapmakta zorlanıyor. Yani yurt dışından bir dolar akışı sağlayamıyoruz. Bir kaynak bulamıyoruz. Bulduğumuz kaynak da çok pahalı. CDS'lerimiz çok yüksek. CDS'lerimiz dışında faiz oranlarımız da çok yüksek. Neredeyse Türkiye'de yurt içinde TL'ye verdiğimiz faiz oranından fazla yurt dışında dolar faizi ödüyoruz. Üzerine bir de CDS ekleniyor. Yani 10, 11, 12, 13 bazen 14'lere varan faiz oranlarıyla Londra'dan borç bulabiliyoruz ki onu da artık bulamıyoruz. Çünkü riskli hale gelmeye başladık. Adam diyor ki kardeşim sana %15 ile ben borç versem ne olacak? Yarın öbür gün sen konkordato ilan edersen, bana olan borçlarını ödemeyeceğini açıklarsan ben ne yapacağım? Alamadığım faiz bir yana, ana paramı da alamayacağım. Onun için sıkıntı büyük diyorlar. Öbür taraftan bakın, Türkiye'den çok ciddi bir yabancı çıkışı olduğunu ısrarlı bir şekilde sizlerle paylaşıyordum. Hatta şunu söylüyordum. 6.85'ten ucuz ucuz doları veriyoruz yabancılara. Bu adamlar da bulduğu bu ucuz doları alıp yurt dışına kaçmaya devam ediyorlar. Bu her anlamda bize zarar veriyor. Hem Merkez Bankası rezervlerimizi düşürüyor hem de maliyetlerimizi arttırıyor diye ısrarlı bir şekilde söylememize rağmen kimse dinlemedi, kulaklarını tıkadılar. Oysa arkadaşlar yabancı çıkışı korkunç bir noktaya gelmiş durumda ve işleri bitmek üzere. İşleri bittiği an itibarıyla da kur üzerinde artık baskı oluşturmaya başlıyorlar. Kuru yukarıya çekecekler. Neden? Çünkü yüksek fiyatlarla bu kez ellerindeki kuru bozdurarak faize yönelecekler. Düşünsenize ciddi bir kur şoku yaşanırsa aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi bir faiz şoku yaşanacak. Bu yüksek faizlerle hem kurdan para kazanacaklar hem faizden para kazanacaklar. Tam bir ballı kaymaklı işten bahsediyoruz. Ballı kaymaklı müteahhitler değil, ballı kaymaklı finans sisteminden bahsediyoruz bu sefer. Ve bu senaryo nasıl 2018 Ağustos ayında oynandıysa bugün de aynı şekilde oynanıyor arkadaşlar. Göreceksiniz, dolarda büyük bir rally ile karşı karşıya kalacağız. İki defa 6.98 gösterildiyse ve geri çekilmeler artık daha da sınırlı olmaya başladıysa, ki dolar 6.90'ın üzerine oturmaya başladıysa, her geçen gün 6.95 sınırı daha da yukarıya doğru zorlanıyorsa aynı 5.95'te olduğu gibi, emin olun arkadaşlar bir sonraki aşama minimum 7.20-7.30 aralığıdır. Burada da tutulamazsa dolar, işte o zaman devalüasyonist etkinin kapısı aralanır. 13-14'e kadar soluksuz ilerleyen bir dolar kuru görürüz. Peki doların bu hızla yükselmesi ne anlama geliyor? Biraz da ondan bahsedelim. Evet, doları olanlar keyifli olabilir. Yani dolarımız var, paramız değer kaybetmiyor diye düşünebilirler. Ama Türkiye'deki Türk lirasıyla para kazananların daha da fakirleşmesi anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi, ne yazık ki şu ana kadar ülkenin ekonomi yönetimi
ithalat bağımlısı olmaya devam ediyor. Gıda ürünlerimize kadar, tarım ürünlerimize kadar neredeyse her şey ithal ürünlerden oluşuyor arkadaşlar. İthalata bağımlı bir ülke olduğumuz için bu korkunç bir enflasyonist baskı anlamına geliyor. %20, %30'ları zorlayan bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız demektir. Dış borcumuz dolar karşılığında, dolar borcumuzun Türk lirası karşılığının daha da artacağı ve bütçeye büyük bir zarar vereceği anlamına gelir bu. Vergi oranlarının yükseleceği anlamına gelir. Yeni zamların yapılacağı anlamına gelir. Fakirleşmenin, yoksullaşmanın geleceği anlamına gelir. Reel sektörün ciddi anlamda yıkıma uğrayacağı, onlarca, yüzlerce, belki binlerce firmanın konkordato ilan edeceği ya da iflasını ilan edeceği bir sürece gireceğimiz anlamına gelir. Piyasada korkunç bir daralma anlamına gelir. Bankacılık sisteminde yıkım anlamına gelir. Kredilerin geri ödenememesi anlamına gelir. Batık kredi oranlarının her geçen gün artması, sermaye rasyonlarının üzerine çıkması ve büyük bir finansal krizin kapısının aralanması anlamına gelir. Bugüne kadar önlemler alınmış olsaydı, Türkiye ekonomisi ithalata bağımlı olmak yerine kendisi üreten, kuru sadece dış ticaretinde bir araç olarak kullanan bir ülke haline gelmiş olsaydı bu sıkıntıları yaşamazdık arkadaşlar. Ama ne yazık ki biz ithal bağımlısı bir ülkeyiz. Ne yazık ki doları baskılamayı bir başarı olarak görüyoruz. İthal bağımlısı bir ülkeyseniz paranızın değersiz hale gelmesi bütün ekonomik sisteminizi bozar. İthal bağımlısı olmaktan kurtulursanız tarımınızı, sanayinizi ve teknolojik ürünlerinizi geliştirip kendiniz kendi ülkenizde üretirseniz, dışarıya bağımlı olmazsanız aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'lu yıllarda başardığı gibi fabrikalarını satmak yerine yeni fabrikalar kurarsanız ancak bu işin içinden çıkabilirsiniz. Bu kur riski her zaman olacak ve bu kur riski üretim modelini seçmediğiniz sürece sürekli olarak size büyük ekonomik krizler yaşatacak. Ne demiştim sizlere Ayasofya meselesi gündeme geldiğinde? Bir dış güç arıyorlar. Evet, aynen öyle, bir dış güç, bir dış minnak arıyorlar. Bu bizim hatamız değil, bizim suçumuz değil. İthal bağımlısı kafamız yüzünden, bizim müteahhit bağımlısı kafamız yüzünden ekonomi bu duruma gelmedi. Ekonomiyi biz bozmadık. Bunu dış güçler yaptı, bunu dış minnaklar yaptı. Hayır arkadaşlar, siyaset yapmıyorum bakın. Çok net bir şekilde ekonomiyle sizlere anlatıyorum. Bu ekonomik krizin, bu ekonomik sıkıntıların bedelini siz ödeyeceksiniz. Ben ödeyeceğim. İşsizlikle ödeyeceğiz, hayat pahalılığıyla ödeyeceğiz, borçlanmayla ödeyeceğiz, yoksullaşmayla ödeyeceğiz arkadaşlar. Bugün elinde, avucunda, kenarda, köşede bir miktar en azından tasarrufu olanlar elbette dolara, altına yatırım yaparak paralarını korumayı başaracaklar ama ekonominin geneli çok ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalacak. Ve ne yazık ki gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyden ders alınmıyor. Aynı hatalar aynı şekilde üst üste yapılmaya devam ediliyor. Doları baskıladınız, Merkez Bankası'nın rezervlerini bitirdiniz, bütçeyi açtınız, cari açığı patlattınız, dış borcunuzla ilgili büyük bir sıkıntı içerisine girdiniz, bütün ekonomik dengelerinizi bozdunuz, ona rağmen akıllanmadınız, hala aynı kafayla devam ediyorsunuz, büyük bir işsizliğe doğru bizi sürüklüyorsunuz, büyük bir hayat pahalılığına doğru bizi sürüklüyorsunuz dedik, hepsini kulak arkası ettiler. Doları belli bir seviyede tutmayı büyük bir başarı olarak gösterdiler. Bu büyük bir başarı değil arkadaşlar. Türkiye üretmediği sürece gençlerimiz işsiz kalmaya devam edecek. Türkiye üretmediği sürece biz her kur artışının bedelini ekonomik krizlerle ödemeye devam edeceğiz ne yazık ki. Tekrar rakamlara dönelim ve dolarda bundan sonraki süreçte ne olacak ve bunun özellikle gram altına etkisi ne olur sorusunda cevabını sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Dolar bu saatten sonra durdurulamaz. Daha çok bedel ödenir ve kısa vadeli olarak dolar belki bu seviyelerde biraz daha tutulur. Ama her tutulduğunda, dolar her baskılandığında yükseliş şiddeti daha da artar. Devalüasyonist etki daha da artar. 13-14'te durmaz, 20-25'te durur, 30'larda durur. Öyle bir şekilde yükselir. Şiddeti arttırıyorsunuz aslında doları baskılayarak. Bana göre doların ilk hedefi
normal koşullar içerisinde 7.20-7.30 aralığı, sonrasında 7.80 ve sonrasında da 9 liraları zorlayan bir dolar kuru. Ne yazık ki bugüne kadar yapılan hatalar doların çok da normal koşullar içerisinde ilerlemeyeceğini gösteriyor bize. Anormal koşullar devreye girerse 14-15 liralara kadar giden bir dolar görürüz. Dolarda ciddi bir rally etkisi göreceğiz bundan sonraki süreçte. Dolar bu hızda yükselirse altının gramı ne olur? Altın 1900'ün üzerinde kaldığı sürece, burayı kendisine bir destek yaptığı sürece arkadaşlar, ilk hedefi 2000'i kırmak olacaktır ve 2200'e kadar soluksuz olarak gider. 2200'e giden bir altın ons değeri gördüğümüzde, 9 liraları zorlayan bir dolar gördüğümüzde 600'ün üzerinde 1 gram altın fiyatı görürüz arkadaşlar. Hiç sürpriz olmasın. Artık 300'ü rakamları görme ihtimalimiz her geçen gün biraz daha azalıyor. Ne diyordum sizlere? Dolar sabit kalırsa, altının onsu 1760'a çekilirse belki 395'i görürüz. Ama altın 1900'ün üzerinde tutunursa, dolar da hızlı bir şekilde yükselmeye başlarsa zaten o zaman artık 300'ü rakamların en üst seviyeleri bile görülmez. 430-450 aralığında bir gram altın görürüz demiştim. Nitekim şu anki tablo 450 liraya giden bir gram altını işaret ediyor bize. Her zaman olduğu gibi bir kez daha söyleyeceğim. Lütfen sakin olun. Lütfen kahvelerinizi yudumlamaya devam edin. Lütfen oradan oraya atlamayın. Lütfen pozisyonlarınızı bozmayın. Daha çok kazanacağım hırsına kapılmayın. Bekleyin. Sakin olun. Uzun vadede her zaman olduğu gibi yine kazanacağınızı, yine haklı çıkacağımızı göreceksiniz arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalıma destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.